12, 13. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tombul bulutlar. Tarçın, çok güzel zıplıyorsun. Teşekkür ederim. Zıplamayı çok seviyorum. Hele seninle birlikte zıplayınca daha da eğlenceli oluyor. Öyleyse ne duruyoruz? Haydi zıplayalım. 11, 12, 13, 14. Şey, Mavi. Efendim? Bir türlü hatırlayamıyorum. Neyi hatırlayamıyorsun? İlkbahardan sonra yaz, sonra ne gelirdi? Hay Allah, bu muydu hatırlayamadın? Evet, ama hangisiydi? Havalar soğumaya başlar, yağmurlar çoğalır. İlkbahar, yaz... Sonbahar. Evet, sonbahar. Sonbahar işte, sonbahar. Hadi, birlikte sayalım. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Sonbaharda birçok ağacın yaprakları sararır ve dökülür. Ama ben yaz mevsimini de çok seviyorum. Elmer karlı bir kitap okuyor ama bu kitapta karlar renkli. Ben kazandım. İkinci oldum. Ay, çok yoruldum. Hava da çok sıcak. Üçüncü oldun Gürçin. Sessiz olun. Elmer kitap okuyor. Elmer. Efendim Nurçin? Şey, bize de masal okur musun? Tabii. Hadi çocuklar gelin. Hadi gelin. Tamam. Hadi. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Efe, Junker'ı seyrederken hayallere dalıp gitti. Masallar ülkesine doğru yol aldı. Masallar ülkesi, pembe şekerden yapılmış çiçekler ve ağaçların çikolatadan yapılmış evlerin olduğu bir ülkeydi. Üstelik
Her yer masmavi bir kar örtüsüyle kaplıydı. Çocuklar neşe içinde mavi kardan bir kardan adam yaptılar. Ve ona beyaz bir şapka, beyaz bir de atkı taktılar. Eline de kırmızı bir top verdiler. Bu kardan adam basketbolcu mu? Ertesi günde masallar ülkesinde pembe kar yağdı. Her taraf pes pembe oldu. Çocuklar pembe kardan bir kız yaptılar. Aa, ne güzel bir kordelesi var. Sonraki günde masallar ülkesinde sarı kar yağdı. Çocuklar bu sefer sarı kardan bir çocuk yapmaya karar verdiler. Başına kırmızı bir şapka, boynuna pembe bir atkı taktılar. Sonraki gün Efe uyandığında masallar ülkesinin bu kez de yemyeşil olduğunu gördü. Kar yeşil yeşil yağıyordu. Evet. Masallar ülkesinin çocukları bu sefer de yeşil kardan yaşlı bir dede yaptılar. Eline turuncu baston verip başına da siyah bir şapka taktılar. Bir de gözlüğü var. Efe sonraki gün ne renk kar yağacağını merakla bekliyordu. Yağan karın rengi siyahtı. Ne olmuştu böyle? Nerede o güzelim sarı, yeşil, renkli karlar? Çocukları bir hüzün kapladı. Aslında o gün masallar ülkesi çocuklarından biri bir kuş vurmuştu. Kuşun vurulmasıyla rengarenk masallar ülkesi siyaha büründü. Herkes çareler arıyordu. Fakat siyah kar yağmaya devam ediyordu. Masallar ülkesinin çocukları siyah karın durması için dua ettiler. Evet. Bu arada kuşu vuran çocuk çok pişman olmuştu. Gidip yaralı kuşu buldu. Eve götürüp yaralı kanadını sardı. Çocuk kuşun iyileşmesi için ve artık siyah karın durması için ağlayarak dua etti. Sonunda çocukların duası kabul oldu. Ertesi gün her yer bembeyaz olmuştu. Karın yağmasından sonra çocuklar bütün kalpleriyle hep karın beyaz yağmasını dilediler. Ve bitti. Çok güzel bir masaldıymış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bize gene okur musun masal? Tabii ki. Her zaman okurum Nurçin. Siz ne zaman istersiniz? Keşke kış gelseydi. Kardan adam yapardık. Ben kış gelince çok üşüyorum. Zaten yaz gelince de sıcaklıyorsun. Evet. Zaten Nurçin ilkbaharı seviyor. Aa, nereden biliyorsun? Çünkü en çok çiçek ilkbaharda oluyor. Bunu kim bilmez ki? Selam dostum Kakı. Selam Elmar. Yaşlı baykuş nasıldı? İyi. Yaşına rağmen çok sağlıklı. Sana da selamı var. Sağ olsun. Peki siz göl kenarında ne yapıyordunuz bakayım? Kakule, göldeki nilüferleri sen de gördün mü? Gördüm. Onlardan bir tanesini koklamaya çalışırken az kalsın göle düşecektin. Onu da gördüm. Ama ben onu kolundan tutup kurtardım Kakule. Yapmasana. Elmer, böyle suyun üstünde duruyorlar. Kurbağalar da bir o çiçeğe zıplıyorlar, bir bu çiçeğe. Çok güzel görünüyorlar Elmer. Karar verdim, resimlerini yapacağım ben. Güzel olur değil mi? Beğeneceğinizi tahmin etmiştim. Elmer, o çiçekler nasıl suyun üstünde duruyorlar? Nasıl duracaklar? Suda yüzüyorlar akıllım. Peki ya yaprakları, kökleri nerede? Suyun altında. Şimdi işim var. Sonra bakarız. Sonra olmaz. Hemen görmelisin, hemen. Neyi görmeliyim? Çiçeği. Dünyanın en güzel çiçeğini. Nerede? İnanmayacaksın ama gölün üzeri.
Çok baktım yüdüyor mu diye ama sanırım yüdmüyor. Göldeki kocaman yaprakların üzerinde öyle de duruyorlar. Çok mu var? Oho, bir sürü. Gölün üzerinde bir sürü var. Sarı, o kadar güzel, o kadar güzeldiler ki onlardan gözlerimi alamadım. Ne renkti? Beyaz. Onun rengi beyazdı. Ortası da sapsarıydı, sapsarı. Ben de görebilir miyim? Oraya seni götürebilirim. Ay, çok iyisin. Teşekkür ederim. Sen de çok iyisin. Ben de sana teşekkür edelim. Neden? Çünkü çiçekleri seviyordun. Çiçekleri seven ağaçları da sever. Ağaçları seven kurtları da sever. Kurtları seven koyunları da sever. Koyunları seven... Tamam anladım. Hadi gidelim. Evet gidelim. Gidelim de görelim Nilüferleri. Nilüfer mi? Demek Nilüfer. Hani şu kökleri gölün dibinde çiçeği suyun üzerinde olan Nilüfer. Evet ama sen nereden biliyordun? Yoksa onları gördün mü? Görmedim ama kırmızı Nilüferleri çok iyi tanıyor. Onlar hakkında bana çok şey anlattı. Ya demek çok şey anlattı. Demek ki kökleri gölün dibindeymiş. Başka ne biliyordun, başka ne biliyordun? Ay göle giderken onları bana da anlatır mıydın? Tabii anlatırım ama bir şartla. Neymiş o şart he? Neymiş? Sözümü kesmemen lazım. Çünkü sözümün kesilmesinden hiç hoşlanmıyorum. Tamam tamam söz veriyorum, sözünü hiç kesmeyeceğim. Hadi gidelim. Hadi hadi gidelim gidelim gidelim. Bak görünce gözlerine inanamayacaksın. Bu bir göl. Gölün üzerinde nilüferleri görebiliyor musunuz? Ne kadar kocaman yaprakları var değil mi? İşte bu nilüfer çiçeği açmış. Kökleri nerede biliyor musun? Tabii ki gölün dibinde. Nilüfer çiçeği seni çok seviyorum. Sen çok güzelsin. Bırak! 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 İşte böyle zıplıyorlardı Elmer. Bir tanesi bana çok güzel resim yapıyorsun dedi. Benim de resmimi yapar mısın dedi. Uyduruyorsun Narçin. Hayır söyledi. Ben de duymadım. Hayal görmüşsün Narçin. Hayal bile olsa çok güzeldi. Evet ama bunun hayali bile güzel. Elmer, kurbağalar o kadar açtı ki sivrisinekleri böyle havada kapıyorlardı. Hadi hadi yapalım. Bırak. 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 Elmer. Elmer. Bak sana söylüyorum. Bu çocuklar koşuyorlar, koşuyorlar, terliyorlar. Hele Narçın gölden ta eve kadar hiç dinlenmeden koştu. Bırak. Zaten yarışı da ben kazandım. Kakule, sen bizi mi takip ettin? Tabii ki hayır. Ben Bilge Baykuş'u ziyaret etmek için o ormanın öbür ucuna gitmiştim. Dönerken de sizi gördüm. Kakule, yalçının nasıl taşa takılıp düştüğünü de gördün mü? Eğer ben takılmasaydım ben birinci olacaktım. Hiç de bile. Ben zaten seni geçmiştim. Sen düştüğünde Narçın senden öndeydi. Sen kendine bak. En arkada kaldın sen. Tamam tamam. Ben her şeyi gördüm. Narçın birinci, Yalçın ikinci, Nurçin de üçüncü. Bu kadar hızlı koştuğuna göre çok iyi bir kahvaltı etmiş olmalısın Narçın. Hehe. Ben de kahvaltı yaptım. Ama ben sütümü içtim. Yumurtamı yedim. Ben de yedim, ben de yedim. Başka ne yedin Narçın? Zeytin yedim. Ben de zeytin yedim. Tam 4 tane hem de. Aferin, aferin. Çok güzel yapmışsınız. Bir de pekmez yedim. İşte bu. Enerjinin kaynağı. Ben hiç yemedim.
eminim iğrençtir. Ben çok severim. Aferin. Ben bazen de fındık yiyorum. Eğer siz de pekmez yerseniz narçın kadar hızlı koşabilirsiniz. Kuşburnulut, kiraz, pancar. Yersen bunları güzel onlar. Yersen bunları pembe olur yüzün. Yersen bunları. Yersen pekmez enerjin bitmez. Yersen pekmez enerjin bitmez. Yarışları kazanıp TRT başlasın. Mutluluktan coşarak hep önünde koşasın. Sen beni dinle, hadi sen de söyle. Yersen pekmez enerjin bitmez. Yersen pekmez enerjin bitmez. Enerjin bitmez. Yersen pekmez enerjin bitmez. Enerjin bitmez. İstediğin pekmez olsun. Hemen getiriyorum. Yersen pekmez. Çak çak. Hop. Yersen pekmez. Yersen pekmez. İşte geldim. Yiyelim yiyelim. Hadi yiyelim Elmer. Sonra biraz daha yarışırız. Bana da verin. Bana da. Ben sevmiyordum. Ama ağlam yoğurdun üstüne koydu. Sonra kaşıkla şöyle bir çevirdi. Çok güzel oldu. Sonra birazcık tadına baktım. Çok azıcık yedim. Biraz daha yedim. Çok güzeldi. Çok. Afiyet olsun dostum. Sağ ol. Sağ ol Emir, sağ ol. Tadına bakmak ister misin? Hayır. Nurçin, bir kerecik baksan ne olur ki? Ben de sevmiyordum. Sonra tadına baktım, çok hoşuma gitti. Benim hoşuma gitmez. Peki, sen bilirsin. Hoşuma gitmeyeceğine eminim ama sizin için tadına bakabilirim. Elmer, biraz daha alabilir miyim? Ne istiyorum? Ben de. Kukule. O kadar da kötü değilmiş. Aslında güzel. Güzel değil mi? Ben sana söylemiştim. Hadi bakalım. Şimdi eve gidiyoruz. Size çok ilginç bir şey göstereceğim çocuklar. O ne? Gelin ve görün. Hadi yarışalım. Hadi. Koş. O ilginç olan şey. Ben de görmek istiyorum. Bir deney yapacağız Kakule. İstersen sen de gelip görebilirsin. Yine mi deney? Çocuklar deneyleri çok seviyor. Bu kadar koşup yorulduktan ve pekmez yedikten sonra küçük bir ödülü hak etmediler mi yani? Hak ettiler tabii. Sadece onlar mı hak ettiler? Ben de pekmez yedim, bal yedim, yedim. Hem hiç yedim diye bana ödül yok. Ben seni hiç kırıyor muyum dostum? Getiriyorsun garip garip yemekleri. Kim bakıyor tadına? Ben. Taş gibi kurabiyelerimi yemedim. Tuhaf çorbalar mı içmedim? Daha neler. Yemeklerimden şikayetçi olduğunu hiç bilmiyordum Kakule. Değilim canım. En azından hepsinden şikayetçi değilim. Kakule, ya sen şimdi bütün bunları bırak da... Sincaplar bütün gün ortalıkta görünmediler. Farkında mısın? Yavru sincaplar yalnız mıdır? Korkuyorlar mı? Yaramazlık mı yapıyorlar? Yani bir çık bakmıyorsun bile. Zaten ben de çıkıp bakacaktım. Son 2 dakikadır hiç fındık düşmedi aşağıya. Gidip birilerini o afacan sincaplardan kurtarayım bari. On dört. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay ne kadar çok çorabım var. Şimdi hepsinin işini bulacağım.
bırak. Nurçin. Bırak. Bu tarafa at. Hayır hayır, bu tarafa at. Al. Bırak. Al. Bırak. Düzgün atsana Nurçin. Senin yüzünden yakalayamıyorum. Öf, hem yakalayamıyorsunuz hem de bana kızıyorsunuz. At, hadi at, hadi at, 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 at. Bırak, bırak. Bırak. Nurçin ya, o benim mısırımdı. Hayır, benim mısırımdı. Hem bana neden çarptın? Sen bana çarptın. Asıl sen çarptın bana. Ben çarpmadım. Bir yeriniz acıdı mı? Hayır, bir şey olmadı. Hazır mısınız çocuklar? Elmer. Hazırız Elmer. Kayık mı yüzdüreceğiz Elmer? Hayır Yalçın, bir deney yapacağız. Yaşasın! Deney! Yalçın, kullanılmış kağıt çöpümüzden bize biraz kağıt getirebilir misin? Tamam Elmer. Elmer, peki ben ne yapayım? Nurçin ve Nurçin, sizin de bana 4 tane bardak getirmenizi istiyorum. 4 tane mi? Tamam. 1, 2, 3, 4. Tam 4 tane bardak. Evet. 2 tanesini sen taşıyacaksın, 2 tanesini de ben. Gel. 1, 2. Evet. İşte getirdim Elmer. Teşekkür ederim Yalçın. Peki şimdi ne yapacağız? Nurçin ve Narçın'ın bardakları getirmesini bekleyeceğiz. Bardakları getirince ne yapacağız? Kağıtlar suyun içine girince ıslanıyor mu, ıslanmıyor mu ona bakacağız. Ama Elmer, suya sokunca kağıtlar ıslanır. Bizim kayıklarımız ıslanıyor. Sonra da batıyor. Aha, işte geldi. 2 bardak ben getirdim, 2 bardak da Narçın getirdi. Aha. 1, 2, 3, 4. Hadi Elmer, ne yapacağız göster hadi. Tamam, şimdi hepiniz birer bardak alın ve sonra da birer kağıt alıp onları iyice buruştur. Böyle mi? Evet, öyle. Bir tane daha buruşturabilir miyim Elmer? Bir tane yeterli. Ama çok hoşuna gittiyse bir tane daha yapabilirsin. Peki bu kağıtlarla ne yapacağız Elmer? Bunlarla basketbol mu oynayacağız? Hani bir kere böyle oynamıştık ya, çok eğlenceliydi. Hayır, basketbol oynamayacağız. Kağıtlarımızı bardakların içine iyice yerleştireceğiz. Bardakları ters çevirdiğimizde düşmemeli, tamam mı? Yalçın, sadece bir tanesi kalsın içinde. Şimdi bardaklarımızı suya sokacağız. İşte böyle. Evet, Narçın, dibe değinceye kadar götürebilirsin. Ama böyle dümdüz olacak. Tamam mı? Anladın mı? Dümdüz. Tamam. Evet, hepimiz yapabiliriz. Evet, koy iyice dibe kadar. Ve şimdi çıkaralım. Bakalım kağıtlarımız ıslanmış mı? Bence ıslanmıştır. Bence de. Islanmamış. Hani ben de yapacağım. Dibine değsin, tamam mı? Çıkaralım mı? Elmer. Yaşasın. Ama benimki ıslanmış. Çünkü bardağını çıkarırken biraz eğik tuttun. Benimki ıslanmamış, benimki kuru, kuru. Hadi tekrar dene. Ama bu sefer bardağını düz tut, tamam mı? Peki. Elmer, kağıt niye ıslanmadı? Su bardağın içine giremedi. Neden? Onun için. Çünkü bardağın içi doluydu. Ama bardağın içinde yalnızca kağıt var. Hayır, görmediğiniz bir şey daha var. Ne? Hava. Hava mı? Bakın. Yüzünüze çarpan şeyi hissedebiliyor musunuz çocuklar? Evet. Hissedebiliyor musunuz? Tıpkı rüzgar gibi. Bak işte böyle. İşte böyle. Bu çok eğlenceli. Thank you.
ister misin tanımayı kakuleyin arçını? Elma